Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bursaspor'umuz TFF 1. Lig'deki ilk maçına çıkıyor ve bugün sahamızda Bitçi Timsah Park'ta Adanaspor'u ağırlıyoruz. Saatler 21.45'i gösterdiğinde maç başlayacak. Şu anda saatime bakıyorum. Maçın başlamasında 2 saat var ve ben bu videoyu çekmeye başladım. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı maçlara gidememiştik ve artık maçlara gidebiliyoruz. Transfer tahtamız kapalıydı, onu açtık, yeni oyuncular aldık, onları bu maçta görebiliyor olacağız. Bazı oyuncularımızda lisans problemi olduğu için bu maçta oynayamayacaklar belki ama en az 3 tane yabancımız eğer görev verilmesi halinde bugün sahada yer alacaklar. Adanaspor'la daha önce yaptığımız maçlara baktığımızda TFF 1. Lig'de oynadığımız son 4 maçı da kazanmışız. Bursaspor kadrosunu çok güçlü isimlerle güçlendirirken Adanaspor'un kadrosuna baktığımda ben böyle playoff'u zorlayacak bir kadro göremiyorum açıkçası. Bizden giden Serdar Özkan geçen sene kadrolarına katılmıştı. Bunun yanında Özogovic'i gene forvet hattında ve Ergin Kereş'ti zannedersem. Bir de Karadžić gene kalelerinde olacak. Dolayısıyla defans ve orta saha hatlarında bence problemler var Adanaspor'un. Ama düşmenin kaldırıldığı sezonda da Adanaspor'un düştüğünü hatırlayacaksınız. O kadrodan gene biraz daha iyi duruyor. Diğer takımların durumu da tabii Adanaspor'un bu sene ligde yer alacağı pozisyonu belirleyecektir. Bursaspor cephesinden baktığımızda ise transfer market verilerine göre şu anda ligin en değerli takımı durumundayız. Tabii 37 futbolcu şu anda kadromuzda gözüküyor, transfer market'e göre söylüyorum. Burada bazı oyuncularımız artık ya kiralık verecek ya altyapıdan devam edecekler gibi duruyor. Çünkü TFF 30 futbolcu oynatma, kadroda tutma izni verdi bu sene. Mustafa Hoca'nın da bir röportajında 26-27 oyuncu olarak antrenmanlarımızı yapacağız demişti. Bakalım bundan sonraki zamanlarda neler gösterecek. Transfer henüz daha bitmedi demişti futbol şube sorumlumuz Tamer İşler. Bundan sonra da gene 1-2 yerli transfer yapabiliriz. Geçen sene Adanaspor'la oynanan maçları da gene yukarıdan paylaşacağım linklerden yorumlarını izleyebilirsiniz. Ayrıca gene Timsah Arena diye söylüyorduk eskiden. Artık Bitçi Timsah Park olarak ismi tescillenmiş TFF'nin sitesinde de. Artık böyle söylememiz gerekecek. Ve arkamda gördüğünüz gibi Bitçi Timsah Park. Birazdan hepimiz stadın içine gideceğiz. Tahminim 5-6 bin dolayında bir taraftarın olmasını bekliyorum. Aşı durumundan dolayı çok sayıda taraftarımız özellikle 14 gün kuralına takıldığından dolayı bugün stattaki yerlerini alamadılar. Eminim ki 2 hafta sonraki maçta biz tribünde en az 10 bin tane yeşil beyaz Bursaspor sevdalısı göreceğiz. Bu arada tribün demişken 43 bin küsür stat kapasitemiz. Bununla ilgili deplasman da yasağı olduğu için aslında deplasman tribününe de gene Bursaspor kulübü bilet satışı yapabiliyor. Fakat bugünkü maçta 18 bin bilet satışa çıktığını öğrendim. Bu da demek oluyor ki localara yaklaşık 3 bin bilet ayrılmış durumda. Daha önce sosyal medyadan da konuşulduğu üzere hatırlayacaksınız ilk maçta yeşil giymek istediğimizi söylemiştik ve yönetim de buna sessiz kalmamıştı. Ve Bursaspor'dan yeşil beyaz, daha doğrusu yeşil ağırlıklı tişörtlerin satışa sunulduğunu gördük. Fakat bireysel almak isteyenler 85 lira alırken toplu alımlar 55 lira üzerinden oldu gruplar halinde. Bizler de gene kendi grubumuzu almaya çalıştık fakat maça kadar yetişmediğini öğrendik. O yüzden ben de bugün bu yeşil üzerimde gördüğünüz forma ile birlikte maça gideceğim. Gene bana sosyal medya üzerinden de çok sorulan bir soru. Aşı takvimini tamamlayan kişiler nasıl bilet alıyor şeklinde sorular geliyor çok fazla. Sizler de belki bunlara maruz kalmışsınızdır. Yani bilen kişiler bilmeyenlere yardımcı olsun. Ben de bu videodan gene paylaşmış olayım. HES kodunun telefonumuzdaki uygulamasından ayarlar sekmesine giriyoruz ve orada izin vermemiz gereken 2 tane sekme var. Bunlara izin verdikten sonra PASSO uygulamasından daha önce aldığımız gibi biletimizi alabiliriz. Gene maç öncesinde geliyoruz hashtag ile birlikte sosyal medyada oldukça paylaşımda bulunduk ve Türkiye gündemine girdik. Eminim ki ben bundan sonra da gene Bursaspor sosyal medyada taraftarlar olarak tüm gücünü gösterecektir. Hele ki böyle güzel bir başkanımız varsa. Maçın kadroları henüz belirlenmedi ama gene yabancı futbolcularımızdan Tim Matavs, Ofosu ve Luka Çapan da gene bugün görev verilmesi halinde kadrodaki yerlerini alacaklar. Bir başka yeni transferimiz de Ozan Sol, Bodrumspor'da
Sol açık olarak oldukça fazla gol attığına şahit olduk ki bugün de gene sürpriz goller atabilir. Bugünkü maçla ilgili tahminimi de yapacak olursam eğer, ben bugünkü maçı 3 ihtimali görüyorum. Neden? Çünkü Bursaspor'un yeni transferleri henüz daha takımla çok çalışma fırsatı bulamadı. Adanaspor belki bize göre daha hazır bir takım görüntüsü bugün bizlere gösterebilir. Dolayısıyla iki takım da beraberliğe hayır diyeceğini sanmıyorum. Ama Bursaspor'un hedefi şampiyonluksa bugün kazanmak için oynayacaktır ve inşallah kazanırız diyorum. Maçın saati de bugün 21.45 olunca sabahtan beri taraftarların sosyal medyadan da yazdığı gibi maç saatini beklemeye başladılar ve artık zaman geçmiyordu. Şu anda bile maçın başlamasına 2 saat var fakat ben de hani nasıl ne yapacağım ben de bilmiyorum gerçekten. Artık bir an önce şu taraftarlı maçlar başlasın. Hep birlikte hayırlı bir sezon geçirelim arkadaşlar. Ben de yavaş yavaş artık stada doğru gidiyorum.
Biz Bursa!